Ben Erdal Barış Yıldırım. Fotoğrafçı, gezgin ve doğa severim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir rotayla karşınızdayız. Erzurum'dayız. Karademlik başlıyor. Karademlik'ten herkese merhabalar efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir şehirden yeni rotalarla karşınızdayız. Neredeyiz? Doğu'nun en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Erzurum'dayız. Daha önce de Erzurum'a gelmiştik, hatırlarsınız. Şahane bir rota yapmıştık. Şimdi de yine şahane bir rotayla Erzurum'a geldik ve Erzurum'da sadece doğal güzellikleri yapmayacağız. Doğal güzelliklerle birlikte tarihin de rotasını yapacağız burada sizlerle birlikte. Hem tarih rotası hem doğal güzellik rotası yapacağız. Ve rotamızın ilk durak noktası olan Şenkaya ile Olta ilçesi arasında yer alan Gökkuşağı Tepeleri. Onu da yine hatırlayacaksınız. Hem Ankara'da hem Iğdır'da o renkli tepeleri çekmiştik. Şimdi de bu Erzurum il sınırları içerisindeki Olta ile Şenkaya ilçeleri arasında yer alan o renkli tepeleri çekip yola tekrar revan olacağız. Yeni rotalara doğru yol alacağız. Keyifli bir güzergah. Bardız Deresi'nin kıyısından yol almaya başladık. Yaklaşık böyle 15-20 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ve onu da böyle aheste aheste tadını çıkara kat etmeye çalışıyoruz. Yazın ortasında olmamıza rağmen rakım yüksek olmasından mütevellit hava bayağı serin. Güneş var ama ısıtıcı özelliği pek yok diyebilirim efendim. Gerçekten uzaktan ayrı güzel bir görsele sahip. Yaklaştıkça o renkler daha da ortaya çıkıyor ve daha da güzelleşen bir görsele dönüşüyor. Alıcık köyüne girdik. Alıcık köy yolu içerisindeyiz. Hemen yolun kenarından bu renkli tepeler bizleri karşıladı efendim. Nasıl heyecanlıyım. Özellikle şu arkamda görmüş olduğunuz küçük küçük tepeler var. Açık renkli olanlar. Onlara gitmeyi umut ediyorum. Diğerleri biraz yüksek. Oralara belki çıkamayabiliriz ki dün gece çok yoğun yağış aldı buralar. Çamurdur, bataktır. O yüzden belki o yukarılara çıkamayız ama şu küçük tepelere çıkacağız. Şuradan bir yerden kendimize bir yol bulacağız inşallah.
Renkli Tepelerin o oluşturduğu alttaki ovadan içeri doğru girdikçe, yani o Renkli Tepelere yaklaştıkça büyüsü mü diyeyim, etkisi mi diyeyim, nasıl dersiniz bilemiyorum, azalıyor. Çünkü yaklaştıkça o renk, o kademe, o kontrast kayboluyor. Sadece tek düze toprak gibi oluyor. Uzaklaştıkça inanılmaz güzel gözüküyor. Mesela ben uzaklaştığım anda o kademelerin, tepelerin, ışığın, gölgenin o bir bütünsel çerçevede gördüğümüz zaman muazzam gözüküyor. Yaklaştıkça o şey biraz bozuluyor, o etki biraz bozuluyor. Bu tip yerlerde eğer fotoğraf çekimine gelirseniz özne ile veyahut da obje ile odak uzaklığını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. O yüzden biz içeriye girmek yerine dışarıdan kadrajlamayı, dışarıdan çekmeyi, dışarı anlatmayı tercih ettik. Uzaktan bu şekilde baktığımız zaman inanılmaz güzel gözüküyor. Bir de bahtımıza şöyle bir güzellik var. Hava güneşli, bulutlar hareketli. Güneşli olduğu andaki o görsel şölen, o renklilik bambaşka güzel. Bulut geldiğinde bambaşka bir güzel. Bulutların arasından süzülen güneş ışıklarının oluşturmuş olduğu o kontrast da ayrı bir güzel. Oturun izleyin. Gün içerisinde belki de 10-15 dakikada buranın 3 farklı resmini görebilirsiniz. Tepeye geldiğimiz zaman bir öncekisinde söylediğim gibi içinde biz o renk değişikliğini göremiyoruz ama muhtemelen oradan bakınca o renk farkı, ton farkı görünüyordur. Tabii bu tepelerin oluşumunun temel nedeni maden cevheri. Özellikle kırmızı olan yerlerde demir madeni, bakır madeni, alüminyum madeni gibi madenlerin yoğun olmasından dolayı bu renk farkı, bu renk cümbüşü ortaya çıkıyor. Dikkat ederseniz bu tepelerde hiçbir şekilde bitki, ot yetişmiyor. Bunu daha önce nerede görmüştük? Ankara'da da görmüştük. Iğdır'da da görmüştük. Hatta işte madenin yoğun olmasından dolayı toprak artık çok verimli olduğundan dolayı yetişemiyor. Yani hani mineralin fazla olmasından dolayı büyüyemiyor. Bu yukarıdan çıkınca da gerçekten güzel gözüküyor bu arada. O da içimde kalmadan size aktarmış olayım. Erzurum'daki yolculuğumuz devam ediyor. O gökkuşağı tepeleri, renkli tepeleri çıkıp artık Şenkaya'ya doğru döndük. Yani Oltu'dan Şenkaya'ya doğru döndük. Ama Şenkaya'nın o bilinen yerinden değil, Horasan istikametinden yol kat ediyoruz. Ve muazzam bir kanyon bizi karşıladı. Tıpkı Amerika'da yer alan o Grand Canyon gibi muazzam güzel bir kanyon. Yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda bunun 3 kilometresi Akşar istikametine devam ediyor. Yani hani Şenkaya'nın o bilindik kavşana doğru devam ediyor. Asıl kanyon Horasan istikametine doğru gittiğimiz bu kanyon. Aslında biz kanyonu görmeye gelmedik. Şirvas Şelalesi'ne gidiyoruz. Ama şelaleye giderken şu muazzam görseli sizlere göstermek istedik. Derin ve araçla içerisinden geçebileceğiniz bir kanyon olmakla birlikte hemen kıyısından da Bardas Çayı akıyor ki burası aslında Sarıkamış Harekatı'nın çok önemli bir üssü ve aslında 1878'de başlayan 93 Harbi olarak bildiğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nın ceyran ettiği ve Rusların yönetiminde kalan taraftan hareket ediyoruz. Hemen Bardas Çayı'nın diğer tarafı, yani sağında kalan tarafsa sınır olarak Osmanlı toprağı olarak biliniyor. Şöyle haritadan baktığınız zaman aslında biz Erzurum'un kuzey doğu taraflarındayız. Yani Ardahan, Kars, Artvin
Erzurum hattında dolaşıyoruz ve bu kayon içerisinden asıl rotamız olan Sivas Şelalesi'ne doğru yol alırken şu güzelliği sizlere göstermek istedik ki daha güzel bir yerinde mutlaka durup size bu kayonu daha yakından göstereceğiz. Oltu tarafından gelerek gördüğümüz o renkli tepeler, yani gökkuşağı tepelerinden şimdi gittiğimiz Sivas Şelalesi yaklaşık 70-75 km mesafe yol kat ederek varılabilecek bir yer. Ama zaten bu mesafeyi kat ederken gördüğünüz bu manzara her şeye değer gerçekten. Gerçekten yani hani burayı pas geçmek istemedik. Şelaleye doğru giderken bu Luxor kanyonu inanılmaz güzel. Hemen kenarından Bardız Deresi akıyor. İki kola ayrılıyor aslında. Bir tanesi tam bu Akşar yolundan, Oltu Akşar yolundan sağa döndüğümüzde kanyon ikiye ayrılıyor. Bir tanesi sol taraf, yani bu vadinin arka vadisi olan Timur Kışla tarafı. Orası başlangıç noktası. Diğer başlangıç noktası da aslında bizim sonuna geldiğimiz bir yer. Ama aslında başlangıç noktası olan yer de Kop Mahallesi, köyü, sokağı ne derseniz deyin tam karşımda zaten. Buradan başlıyor. İlginç bir kanyon. Bu görmüş olduğunuz Bardız Deresi hemen geldiğimiz tarafta o renkli gökkuşağı tepelerinin olduğu yerdeki Penek Deresi ile birleşiyor. O ikisi birleşik Oltu Çayı'nda buluşuyor. Oltu Çayı da Çoruh'la buluşuyor. Yani bakıldığı zaman Erzurum'un bu kuzey doğu tarafı, yani Kafkas bölgesine yakın olan tarafı Çoruh Havzası içerisinde. Yani zaten bunlardan anlıyoruz. Her taraf yemyeşil, inanılmaz doğal ve güzelliklerle dolu. Bitki florası, çiçek florası çok geniş ve balcılığında yoğun yapıldığı yer. Zaten Bardız ismi nereden geliyor efendim? Bal ve tuzdan. Bölgede kaya tuzculuğu yapılıyor ve bal çok güzel olduğu için burada, yani balcılık yapıldığı için de bal tuzdan isim devşiriliyor ve Bardız oluyor efendim. Çok fazla vakit kaybetmeden artık asıl rotamıza doğru gitsek iyi olacak. Fotoğrafımızı çektik. Kanyonu da size gösterdik ki kanyonda çok mağara var. İnanılmaz çok mağara var. Bölge insanı mutlaka girmiş, bakmış, keşfetmiştir. Ama öte yandan da jeolojik olarak da incelenmesi gereken bir kanyon. Biz çok kanyona gittik ama hiç bu kadar geniş, derin ve bu kadar farklı görsele sahip bir kanyon görmedim ki arabayla içerisinden geçebiliyorsunuz efendim. Vakit kaybetmeyelim, yola revan olalım. Evet efendim, 2400 rakımda Çermik Yaylası'ndayız. Burası çok önemli bir yer. Buranın hatlarıyla ilgili bilgileri vereceğim ama KOP'tan, yani o kanyonun olduğu son anons yaptığımız yerden buraya 40 kilometre yol geldik. Ama nasıl bir yol geldik? Sormayın gitsin. Buraya gelirken Bardız'a kadar, yani eski ismi Bardız, şimdiki adı Gaziler'e kadar gayet düzgün asfalt yolda geldik. Ondan sonra Kaynak Köyü'ne geldiğimiz andan itibaren yol bozuluyor. Orası da 1800-1900 rakımlarda. O bozuk yoldan bir hayli tırmanış yaptıktan sonra Çermik Yaylası'na geldik.
Buradan da yukarıdan aşağıya doğru Şirvas Şelalesi'ne gideceğiz. Yukarıdan bakacağız. Neden yukarıdan bakacağız? Çünkü şu kısa mesafede çok yabani hayat var. Yani biz buraya gelene kadar iki tane ayı, tilki, tavşan, kartal gibi yabani hayatın içerisindeki hayvanları gördük. Tam da ayıların yayıldığı, beslendiği bir mevsim. Dere yatağından yürüme gelinebilir ama ve lakin ayıların da en yoğun olduğu yer o dere yatağı olduğu için oradan yaklaşık 1,5-2 saatlik yürümeyi göze alamadık. Köyden de bizi uyardılar, sakın oradan gitmeyin dediler. Çok ayı var dediler. Biz nasıl gideriz diye sorduğumuzda da yukarıdan bakabilirsiniz ancak buradan bakabilirsiniz ve biz buradan gideceğiz. Şu an bulunduğum konumda sürekli söylüyorum. Sarıkamış Harekatı için çok önemli. Sırtımda gördüğünüz yer Soğanlı Dağları. Bu tarafsa Sarıkamış tarafı. Tam karşı tarafım yani bu taraf Allahu Ekber Dağları. Tam altımda Bardız. Aslında Sarıkamış Harekatı'nın tam noktasındayız. Yani şu rakımlardan askerler harekata gidiyor. Düşünün biz yazın ortasındayız. Esinti var. Üşüyoruz. Düşünün ki Aralık ayında buralarda asker sevkiyatı yapılıyor. Neden? Bir kol oradan yani Allahu Ekber Dağları'ndan, diğer kolda Soğanlı Dağları'ndan böyle bir hilal çizerek Sarıkamış'ta yer alan Rus karargahını sıkıştırıp buradan kovmak maksadıyla, ama gelin görün ki tarih bize başka şey söyledi. Başarısız bir harekat olsa da nihayetinde o mücadelenin bize çok şey kazandırdığını söyleyebiliriz. Onları daha sonra tekrar konuşuruz ama dediğim gibi şu bulunduğumuz nokta Sarıkamış Harekatı için çok önemli bir nokta. Çok fazla vakit kaybetmeden artık bu kadar gevezelik yeter diyoruz ve Şirvas Şelalesi'ne doğru şuradan yürümeye başlayalım bakalım. Evet efendim, Şirvas Şelalesi'nin yanı başındayız. İçerisinde, o kayanın içerisinde değiliz ama üstündeki kayanın üstündeyiz. Drone ile görebildiğimiz kadar dört dökümlü bir şelale. En alttaki dökümün yüksekliği de 13-14 metre sayılabilir. Şirvas Şelalesi'ni besleyen su Sarıkamış tarafından geliyor. Hemen yanındaki vadiden de Bardız Deresi geliyor. İkisi tam şu önümdeki çatalda birleşip Bardız Deresi'ni oluşturuyor aslında. O da daha önce söylediğim gibi Penik Deresi ile birleşip Oltu Çayı'na, oradan da Çoruh Nehri'ne katılıyor. Gördüğüm kadarıyla inanılmaz doğal ve güzel bir şelale. Kayaçların arasından Kars Sarıkamış'tan gelip bu Erzurum'da bu vadi içerisinden bu bölgeye hayat ve can veriyor. Alttan gelme ihtimalimiz vardı söyledim ama ayının yoğun olduğu bir dönem, yaban hayatının canlı olduğu bir dönem. O yüzden oradan girip de risk etmek istemedik. Yukarıdan görmeye çalıştık. Güzel bir yer, keyifli bir yer. Doğuda olduğumuz için günde erken düşmek üzere buradan da bir an önce kampa gitmemiz gerekiyor. Yaylanın adını tekrar söyleyecek olursak hafızanıza kazınsın diye söyleyeceğim. Çermik Yaylası. Çermik aslında şey demek, sıcak su kaynağı, termal kaynak demek. Yani bu bölgede de sıcak su kaynağı olduğundan dolayı Çermik deniliyor. Çermik Yaylası'ndan şimdi tekrar geriye Bardız'a doğru hareket edip orada da şu edanın bağrında, koynunda kampımızı yapacağız inşallah. Çıkışı zor. Burası Çermik Yaylası. Altındaki köyün adı da Çermik Köyü. Eski adı, şimdiki adı da Kaynak Köyü. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir araç yolculuğu. O da zor. Söyledim gerçekten, bozuk yollar. Her türlü yüksek bir araçla gelmemiz gerekecek.
Evet efendim, Erzurum'daki rotamızın son durak noktası olan Çakır Baba şehitlik mevkiine doğru gidiyoruz. Çermik Yaylası'ndan burası yaklaşık 30 kilometre. Önce Bardız'a, yani şimdiki adıyla Gaziler Köyü'ne geliyoruz. Onun etrafından dolanan asfalt yolu takip ederek yukarı doğru çıkacağız ve orada kampımızı yapacağız. Lakin Sarıkamış tarafından böyle kara bulutlar da geliyor. Yağmur da yağacak gibi. Umarım çok fazla yağmura maruz kalmadan kampımızı kurarız. Bugün gezdiğimiz bu rota aslında bütün Sarıkamış harekatının olduğu, Şüheyda'nın yattığı coğrafya. Oltu'dan tutun Timur Kışla'ya, oradan Çatal Elma'dan yukarıya geldik Gazilere, yani eski adıyla Bardız'a. Buradan direkt yukarısı Sarıkamış, işte Allahu Ekber Dağları, Soğanlı Dağları. Yani bütün bu alan koca bir harekatın üstüydü. Her yerde Şüheyda'nın o manevi atmosferini hissetmemiz mümkün. Çok az bir yolumuz kaldı. Birazdan da kamp alanımıza varmış olacağız efendim. Efendim, Erzurum rotasının son durak noktası olan Bardız Yaylası Şehitliği'nin tam kıyısındayız. Aşağısı hemen Bardız Köyü, yani Gaziler Köyü. Bugün Erzurum'da yaptığımız bu rota aslında sadece bir doğal güzellik rotası değil, aynı zamanda Şüheda'nın da rotasıydı. Gittiğimiz her yerde şehitlikler vardı. Şehadetin izleri vardı. Orayı takip ederek bir doğal güzellik rotası hazırladık sizlere. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal şiirinde söylediği üzere, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. İşte o binlerce kefensiz yatan Şüheda'nın bağrında bu akşam Karademlik Erzurum rotasını nihayete erdireceğiz. Çok vakit geçmeden, artık yağmur da biraz atmaya başladı, Islanmadan çadırımızı kuralım, ateşimizi yakalım ve Erzurum rotasını hep birlikte ateş başında değerlendirelim efendim. Haydi bakalım. Gelirken bu yağmurun atacağı belliydi. Doğu tarafına, yani Sarıkamış tarafından bir hayli kara bulut geldi ve yağmuru bıraktı. Biz şehitlerimizin huzurunda Fatiha'mızı okurken çayımız da burada demlendi. Keyifli bir rota oldu burası. Hem manevi bir rota oldu, hem doğal güzellikleriyle bezeli bir rota oldu. Keyfini çıkardık. Israrla tabii ki buradaki şehitlerin, şehadetin ve Sarıkamış harekatının önemine dikkat çekmeye çalıştık. Çünkü tam merkezindeydik. Neden önemli? Çünkü burası 1878'den 1918 yılına kadar Rusya'nın hakimiyeti altına kaldı. Yani buradaki Müslüman Türk teba 40 yıl Rus yönetiminde kaldı. Bu coğrafya, bu topraklar, Kars, Ardahan, Batum, Artvin'in bir kısmı, Erzurum 40 yıl sonra yapılan Brest-Litovsk anlaşmasıyla tekrar Osmanlı'ya iade edildi, ama o arada 1914 yılında 22 Aralık'ta Enver Paşa'nın öncülüğünde Sarıkamış Harekatı başlatıldı. Rusya'nın ana merkezi olan Sarıkamış'a, işte bugün dolaştığımız bu dağlarda, bu rotada
o bütün harekatın izlerini görmek mümkün. Ve maalesef çok şehit verildi buralarda ki çoğu da daha çatışmadan bu soğukta öldü. Benim 3 dedem de burada şehittir efendim. Hem annemin dedeleri hem babamın dedeleri burada şehit olmuşlardır. Biz makamlarını yattıkları yerleri dahi bilmeyiz. O yüzden her buraya geldiğimde mutlaka şehitliklerde isimlere bakarız ama şimdiye kadar hiç denk gelmedim. O yüzden benim için de duygusal bir yolculuk oldu. Karademlik'ten bu haftalık bu kadar efendim. Hem manevi hem doğal güzelliklerle dolu bir Erzurum rotası oldu. Keyifli bir rota oldu. Akşam oldu ve biz de şehitlerimizin bayramında bu bölümü nihayete erdirdik. Haftaya yeni bir rotadan, yeni bir şehirden tekrar buluşmak dileğiyle iyi kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Çayımı da içeyim, yağmur da dindi. Güzel.